Herkese merhabalar. Ben Gaye Arslan. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmaktayım. Birinci trimester adını verdiğimiz 0. ve 12. haftalar arasında gebelerde mutlaka ikili test adı verilen bir test yapılmalı. Bu testte biz ultrasonla bebeğin ense kalınlığını ölçüyoruz ve burun kemiğinin olup olmadığını değerlendiriyoruz. Anne aynı gün bir kan testi veriyor ve kanda da bazı biomarkerlara yani belirteçlere bakılıyor. Yapılan ultrason ölçümleriyle ve elde edilen kan sonuçlarıyla beraber bizim önümüze bir risk haritası geliyor. Ve bu risk haritasında trizomi 21, trizomi 18 gibi genetik defekler ya da nöral tüp defekti gibi duyduğumuz bebeğin omurgasında açıklık, omurgasında bir kese olup olmadığı gibi ihtimallere bakılıyor. Bu önemli bir test. Doğruluk oranı %60-65 oranında değişmekle beraber kesin tanı koydurtmaz. Sadece tanı testi değil, tarama testidir. Bir problem olup olmayacağı hakkında bize bir bilgi verir. 16. ve 18. haftalar arasında ise dörtlü test adı verilen başka bir testimiz yapılmaktadır. Bu da ikili testte hemen hemen aynı şeylere bakmakla beraber genetik taramalar açısından önemli bir testtir. Artık bu testlerden geçerliliği daha fazla olan free cell DNA yani fetal DNA yani anne kanında bebeğin kendi DNA'sının tespit edildiği testler yapılmaktadır. Anne normal rutin bir kan kontrolü gibi bir kan veriyor. Bu kanda bebeğin DNA'sı izole edilip direkt bebeğin DNA'sı üzerinde çalışmalar yapılıyor. %95 ve üzeri oranda ise bebekte bir anormallik olup olmadığı tespit ediliyor. En az 11. haftada olmak lazım fetal DNA testini yapabilmemiz için. Daha ileriki haftalarda da yapılabilir. Üst sınır yok fakat alt sınır 11. hafta olmak zorunda. Artık günümüzde gebelerin hepsine bu testi mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bebekte bir problem olduğu zaman anne karnında müdahale edilebilecek bir durum varsa müdahale etmek, anne karnında müdahale edilemeyecek bir durum varsa da doğumda ona göre uyanık olmak ve ona göre çocuk doktorlarına haber vererek anında müdahale edebilmek için çok önemli. 20. ve 24. haftalar arasında detaylı ultrason haftalarımız var. Bebeğimizin iç organlarına bakar, parmaklarına bakar, kalbinde delik var mı, beyninde herhangi bir pis var mı, ağzı burnu normal mi, bunları değerlendiren bir testimizdir. Mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz. Detaylı ultrason çok önemli. 24 ve 28. haftalar arasında şeker yükleme haftam. Şeker yükleme 50, 20, 75 ve 100 gram olmak üzere 3 ayrı farklı şeker yüklemeler var. Ben genelde klinik pratiğimde 75 gram oral glukoz tolerans test yani şeker yükleme testini tercih ediyorum. Eğer gebelikte gizli kalmış bir şeker hastalığınız varsa, erken doğum, bebeğin suyunun fazlalığı ve bebekte büyüme gelişme geriliği ya da bebek geriliğe neden olabilir. Bu nedenle erken dönemde bunun tespit edilmesi hem sizin yediğinize içtiğinize dikkat etmeniz açısından çok önemli gebe hanımlar, hem de gerekirse bir dahiliye doktorundan yardım alarak daha düzenli bir ilaç tedavisi gerekirse ya da dediğim gibi beslenme tedavisine geçilebilir. Mutlaka gebelik takiplerimizi ve gebelikte yapılması gereken antenatal testlerimizi atlamamalıyız.